Merhaba. Hazır piyano bulmuşken hem Vahşi Davulcu'nun giriş müziğini çalayım hem de biraz kitabın son durumundan söz edeyim dedim. Kızım Elif'le beraber yaptığımız kitap. Elmalı Köy'ün Vahşi Davulcusu. Geçen senenin Mayıs ayında çıkmıştı. Hikayesini ve müziğini ben yazdım. Resimlerini kızım Elif yaptı. Bu arada ne oldu? Biraz söz edeyim dedim. Eviyle Yeni İnsan Yayın Evi bayramdan sonra konuşacağız. Çünkü merak ediyoruz bu kitap satılıyor mu, okunuyor mu, durumu nedir? Benim tahminim bu hikaye şimdilik pek tanınmıyor, yeterince tanınmıyor. Yani hak ettiği kadar tanınmıyor. Ama bakalım yayın evi ne diyecek. Bu arada Elif'le beraber bu kitabı tanıdıklara göndermiştik. Özellikle çocukları olan tanıdıklara. Ve şunu dedik. Bu kitabı okuyun. Hani severseniz. Hani zoraki okumayın da hani. Başlayın. Sararsa okuyun. Ve bize hani samimi yorumunuzu gönderiniz ya da söyleyin. Hani beklediğimiz gerçekten samimi, hani övgü falan değil, samimi yorum. Hani bu kitap hakkında ne düşünüyorsunuz? Çok ilginç yorumlar geldi. Ya bir kere baştan söyleyeyim, gönderdiklerimizin belki üçte birinden ses çıkmadı. Ya belli ki hani okumamışlar. Bu arada kesin olarak saptadık. Kız çocukları genel olarak böyle okumaya, okuduğunu anlamaya daha meraklı, en azından daha erken olgunlaşıyorlar bu konuda. Dediğim gibi üçte bir kadarı daha ses çıkmadı. Demek ki sarmadı bunları. Geri kalanından ama ilginç yorumlar geldi. Bir tane kız vardı. Babası Türkçe öğretmeni. İyi bir Türkçe öğretmeni ve ailecek gerçekten kitaplara, edebiyata meraklılar. O kızdan 10 yaşındaydı galiba. Çok güzel bir yorum gelmişti. Şöyle dedi. Ben normalde Türkçe kitaplar okumuyorum ama bu kitabı gerçekten beğendim. Beni çok sardı. Baştan sona böyle yutar gibi okudum. Devamını bekliyorum dedi. O güzel bir yorumdu. Yorumlardan biri şuydu. Bu aslında çocuk kitabı değil. Hani bunu çocuk kitabı diye çıkarmışsınız ama yani bence çocuk kitabı değil. Daha çok büyüklere hitap ediyor. Böyle bir yorum gelmişti. Yani olabilir çünkü bu biraz böyle sembolik figürlerle dolu, destansı, masalsı bir kitap. Ve o masalcı dede, doktor nine, işte titiz öğretmen falan gibi belli şeyleri sembolize eden figürleri çocuklar anlar mı, nasıl anlar? Ya bu bir soru işareti. Tabii ki benim anladığım gibi anlamaları gerekmiyor. O yüzden ben aslında bu kitabın çocuklara, özellikle 10 yaş üzeri çocukları uygun olduğunu düşünüyorum. Ama şöyle bir kitap da değil. Hani her çocuğun okuyabileceği bir kitap değil. Örneğin Pollyanna gibi bir kitap değil. Örneğin Sineklerin Tanrısı diye bir kitap var. Çocukların etrafında geçer. Ana kahramanları, iyi kötü kahramanları çocuktur. Ama oldukça siyasi, böyle adeta distopik, gerçekçi bir kitap. Çocuk kitabı mıdır değil midir tartışılır. Bana göre çocuk kitabı değil. Çocukların etrafında geçiyor. Kahramanlar çocuk. Ama çocuk kitabı değil. Yani yorumun bakışı bu yönde olabilir. Diğerlerinden gelen yorumda genel olarak hani akıcı, rahat okunuyor. Zaten esas istediğimiz de buydu hani. Yok efendim şu mesajı versin, bu mesajı versinden çok hani akıcı mı, sürüklüyor mu, rahat okunuyor mu? O açıdan gelen yorumlar memnun ediciydi. Bir tane yorum ilginçti. Bu da yorum da bir biyoloji öğretmeninden, daha doğrusu akademisyeninden gelmişti. Hikaye çok güzel ama pedagojik olarak çocuklara uygun mudur? Tartışılır. Hani ne açıdan diye sordum. İşte hikayede şiddet varmış. Ya yani örneğin Vahşi Davulcu denen orman çocuğu köylüler tarafından taşlanıyor, yaralanıyor. Hani bu bir şiddet ama ben şöyle düşünüyorum. Yani hangi masal veya destan var ki içinde şiddet olmasın?
Ya bu da hayatın bir parçası, hani sevgi, nefret, dayanışma, şiddet, rekabet, hepsi hayatın bir parçası. Çocuklar da bence bunun farkında ya da farkında olmalı küçük yaştan itibaren. Bir de şuna karşıyım. Hani çok aşırı şeyler haricinde, hani çok aşırı çocukları yanlış yöneltebilecek şeyler haricinde, yani böyle eski masalların, hikayelerin ele alınıp böyle bugünün anlayışına göre sterilize edilmesine, bir filtreden geçirilip, buna karşıyım. Bu bence hikayenin özüne zarar veriyor. Hani böyle bir anlayış var biliyorum çünkü. Yani eski masalları ele alıp efendim çok ataerkilmiş, erkek egemenmiş, efendim çok şiddet içeriyormuş. Bu masalları alıp bugüne uyarlıyorlar. Bugünün anlayışlarını veya moda anlayışlarını. Yani ben bu derecede eski masalların ve hikayelerin böyle filtreden geçirilip sterilize edilmesine karşıyım. O yorumda ama ilginçti, hani pedagojik mi değil mi tartışılır. Zaten bu, tahmin etmiyorum, hani ana akım eğitim sisteminin, yani ilkokulların falan böyle kolay kolay önerebileceği bir kitap değil. Çünkü hani yerleşik düzene ciddi eleştiriler içeriyor. İçeriyor o sembolik figürler üzerinden. O yüzden böyle hani suya sabuna dokunmayan, böyle pembe bir dünya çizen tipik bir çocuk kitabı değil. Hani böyle ağacı sevelim, otu böceği sevelim tarzı bir çocuk kitabı değil. Daha bence eleştirel ekolojik mesajlar içeriyor.